2. müellif ve eseri. Ebu Davud. İmam, Şeyhul Sünne, Mukaddeme Hafaz ve Muhaddi 8 Uybasra, F gibi unvanlara sahip olan müellif Ebu Davud, H. 202'de Sicistan'da doğmuştur. Tam adı, Ebu Davud Süleyman B. Eleşaz B. Tushak B. Beşir B. Çedad B. Amr B. İmran el Ezdi Sicistani'dir nisbelerinden birincisi kabile, ikincisi memleket nisbeleridir ve ittifakidir. Ona, Sicistan kelimesinin bir çeşit kısaltması olan Sycz nispetle SSICZ denildiğine de rastlanılmaktadır. Ebu Davud'un Türk ve Arap olduğuna dair iki ayrı görüş ileri sürülmektedir. Sicistan, Afganistan'ın güney kesimine düşen Afganistan-İran sınır bölgesi olarak Türk yerleşim bölgelerindendir. Ancak EZD kabilesi de Yemen'de meşhur büyük bir Arap kabilesidir. Ebu Davud'un milliyeti hakkındaki iki ayrı değerlendirme muhtemelen bu iki esasa dayanmaktadır. Ebu Davud'un büyük dedelerinden Lemeran, HZ, Ali tarafından Sıfin savaşma katılmış ve orada şehit düşmüştür. Abi Muhammed Eleşe ise, Ebu Davud'a ilim yolculuklarında arkadaşlık etmiştir. Oğlu Ebu Bek Abdullah meşhur bir muhaddistir. Müellifimizin ailesi hakkında kaynakların verdiği bilgi bunlardan ibarettir. 26. Çağ Çevresi Ebu Davud'un yaşadığı çağ, özellikle hadis ilmi tarihi bakımından, altın çağ, kabul edilen hicri üçüncü asırdır. Aslında bu çağ, İslam medeniyetinin ve İslami ilimlerin tam bir inkişaf ve gelişme gösterdiği, her dalda klasik ve temel eserlerin verildiği hareketli ve bereketli bir dönemdir adeta kuruluş merhalesinin bütün yönleriyle gerçekleştirildiği yeni ilmi faaliyetlere zemin hazırlandığı çağdır. Hadis ilmi açısından kötü bir sitte müelliflerinin yaşadığı bir dönem olan Hicri 3. asır, siyasi açıdan da Abbasilerin hilafet dönemine rastlamaktadır. Ebu Davud, 9 Abbasi halifesinin iktidarını idrak etmiştir. 27. Yetişmesi Ebu Davud, ilk bilgileri kendi yöresinin alimlerinden aldıktan sonra, o günün ilim geleneğine uyarak ilim tahsili için Irak, Ceziritöl Arap, Şam, Mısır gibi yörelere ve bu yörelerdeki ilim merkezlerine gitmiş oralardaki alimlerden hadis tahsil etmiştir. Onun uzun süre kaldığı şehirler arasında Horasan, Rey, Herat, Küfe, Bağdat ve Tarsus başta gelmektedir, ömrünün sonlarına doğru, H. 271. 884'te, göçtüğü Basra'yı da bu arada saymak gerekir. Ebu Davud'un, gezdiği bu geniş yörede kendilerinden istifade ettiği hocalar kadrosu 300'ü bulmaktadır. Bu rakamı TBN Hacer, 852 bölü 1448 sünen ve öteki eserlerinden tespit etmiştir. 28. Bunlar arasından bilhassa Ahmet B. Hanbel, 241 bölü 855 Kuteybe B. Saki, 240 bölü 854 Müsedid B. Müserhet, 228 bölü 842, Said B. Mansur, 227 bölü 841, Henad S. Seri, 243 bölü 857, Ali B. El Medini, 224 bölü 838, Yahya B. Meyn, 233 bölü 847, Hayv B. Şurey, 224 bölü 838, Halef B. İşam, 227 bölü 841 ve Amr B. AVN küçüktür 225 bölü 839, zikre değer. 29. İlmi şahsiyeti. Hadisin fıkı, illetleri, metin ve send olarak taşıdığı hususiyetleri ilim şansıyan hakkında fevkalade geniş bir bilgiye sahip olan, hadis mütehassısı, Ebu Davud'un ilmi şahsiyetini belli kriterlere göre şöylece tespit edebiliriz. İlmi şahsiyetin temelinde, günün şartlarına göre iyi ve etraflı bir tahsil aranır. Müellifimizi bu açıdan ele alacak olursak, hocalarının, o günün İslam dünyasının en mutbur ilim adamları, olduğunu görürüz. Biraz önce verdiğimiz isimler bunun acık delilidir. Devrinin ilim merkezlerini gezmiş olması, gerek bilgi görgü olarak, gerekse metode, uygulama ve kavrayış olarak onun ilmi kişiliğini bulmasında fevkalade müessir olmuştur. Bu durumu ve onun ilmi şahsiyetinin bir başka yönünü, çağdaşlarının, meslektaşlarının ve hatta hocalarının ona yönelik değerlendirmelerinde görmek mümkündür. Hocası Ahmed B. Han Bey'in, kendisinden FTT ile ilgili hadisi yazmış olması, S.H.L.B. Abdullah es Tüsteri, 283 bölü 896, Nin, Resulullah'ın hadislerini rivayet eden dilini çıkar da bir öpeyim, diye takdir duygularını sergilemesi, devri ulemasının Ebu Davud'a gösterdiği yaygın itibarın iki ayrı göstergesidir. Onun hakkında ulemanın söylediği sena cümlelerine kaynaklar uzun uzun yer vermektedirler. Biz bu iki misali yeterli gördük. İlmi şahsiyetin bir başka göstergesi ya da unsuru dikkatli bir araştırıcılıktır. Bu acıdan bir hadisçi olarak Ebu Davud'un taklitten çok tahkik iyi benimsemiş elması, gerçekten engin ilminin belki de hakiki sebebidir. Bir iyi ile ilgili hadisin sonunda verdiği bilgi müellifimizin araştırıcılık vasfını yansıtan en güzel örneklerden biridir. O, şunları söylemektedir. Ridamı kuyunun ağzına serdim. Sonra da onu karışladım. Tam altı zira, geldi. Bana bahçenin kapısını açan ve beni içeri alan kişiye, kuyunun eski hali değiştirildi mi? Diye sordum. Hayır dedi. Suyun rengi bozuktu. 30. Ebu Davud bu sözlerini, Kutey Bebe. Said'in, kuyunun en çok uyluklara en az baldırlara kadar su tuttuğuna dair açıklamasını kaydettikten sonra söylemektedir. O, rivayet ettiği bu bilgiyle yetinmeyip imkan bulunca kuyuyu bizzat kendisi ölçmüş, durumu yerinde tahkik etmiş, suyunun renginin bozuk olduğunu tespit etmiştir. Bütün bunları nasıl yaptığını da tam bir ilim namusu içinde tek tek anlatmaktadır. Yaptığı ise ve yöntemine itiraz kapısını açık bırakmaktadır. Ebu Davud'un bu tutumu, onun araştırmacılığının ve ilmi dürüstlüğünün takdir edilmesi gereken delilidir. İlmi bir titizliktir. Onun ilmi şahsiyetinin bir başka unsuru daha münekkidliğidir. Aslında klasik devir hadisçilerinin müşterek özelliklerinin başında onların iyi birer rikıl ve metin münekkidi olmaları gelir. Bu, hiç şüphesiz meşgul oldukları hadis ilminin ana karakteridir. Süneni, Ebu Davud'un gerek tanıtım gerek tenkid olarak Rikl ve Metin konusundaki hassasiyet ve ihtisasının örnekleriyle doludur. Ayrıca Ebu Davud'un araştırıcılık ve münekkidlik yönünü ortaya koyan gerçekten çok fazla tespit ve şehadet bulunmaktadır. Takdir ifadelerindeki anlaşılabilir mübalağa unsurlarım dikkate alarak söyleyelim ki, bu şu hadetler onun yıldız ilmi şahsiyetinin bir başka unsuru olan ilmiyle amıl olma durumunu yani dini yaşayışını, vera ve takvasını da yeterince ortaya koymaktadır. Ebu Davud, hadis ilminin hafızı, dini yaşamakta iffet, salah ve vera'ın doruk noktasında bir hadis süvarisidir. Davud, A, S, A nasıl demir yumuşatılmışsa, Ebu Davud'a da hadis ilmi öylesine kolaylaştırılmıştır. Hadisleri tahrik eden ve sabit olanları malul olanlardan, hatayı sevaptan ayırabilen dört kişi vardır, Buhari, Müslim. Onlardan sonra da Ebu Davud ve Nesai. O, hadiste reis, fıkıhta reisti. Heybet, saygınlık, salah ve takva sahibi, Ahmet B. Hambel'e benzer biriydi. İlmi şahsiyetin en tartışılmaz göstergesi eserdir. Şairin dediği gibi, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbe aklı eserinde. Bu noktadan hareketle Ebu Davud'u tetkik ettiğimizde, onun bilhassa Süneni ve diğer eserleri, müellifimizin ilmi kişiliğini yeterince ortaya koyacak nitelikte olduğunu görmekteyiz. Suneninin Kütüb-i Sitte Yıldız'ın 3. sırasında yer alması bunun açık göstergesidir. Bir ilim adamının eserine talebelerini de katmak elbette gerekecektir. Ebu Davud'un talebeleri arasında, Süneni'nin ravisi olanlara ilaveten, Yine kütüb-i sitte müelliflerinden Tirmizi 279/892 ve Nesai 303/915 ve daha birçok meşhur muhaddis bulunmaktadır. 31. Ayrıca Ebu Davud'un ilmi şahsiyetinin bir başka yönüne misal olarak biraz sonra nakledeceğimiz olayda da görüleceği gibi o, imarı istenen Basra'nın ihyasını sağlamak üzere orada oturmaya davet edilecek kadar ilmi şöhret sahibiydi. Günümüzde nasıl kalkındır ilmeyak istenen yörelere birer üniversite açma yoluna gidiliyorsa, o gün Basra'nın İlyas'ı görevini yalnız Basma Ebu Davud üstleniyordu. Onun Basra'da olduğunu duyan ilim tayübleri ona gelecek ve böylece şehir yeniden canlanacaktı, TLİM ve ulemanın hem manevi hem maddi açıdan ihya ve ümran vesilesi olduğunu Ebu Davud'un şahsında görmekteyiz. Burada şuna da işaret edelim ki, Ebu Davud'un Basra'ya davet edilmesi olayı, aynı zamanda bizim medeniyetimizin temel özelliğinin ilim olduğunu ve bu medeniyetin temelinde ulumanın tartışmasız bir yere ve role sahip bulunduğunu da gözler önüne sermektedir. İlmi şahsiyefin bir başka ölçüsü, alimin, ilmin şerefine sahip çıkan bir genel tavır içinde olmasıdır. Bu da daha çok, ilmi kendi zemininde ve kendine has şartlar içinde, bir bilhassa yöneticilerin istismarına imkan bırakmayacak şekilde yaymaya çalışmakla ispat edilebilir. Ebu Davud'u tam bir ilmi sorumluluk içinde görmekteyiz. Şu olay bunun en açık delilidir. Kendisine hizmet etmekte olan Ebu Bek ve Cabir anlatıyor. Bağdat'ta Ebu Davud üye beraberdik. Bir gün akşam namazını kıldıktan sonra kapı çalındı. Açtım. Bir de ne göreyim, bir görevli. Emir Ebu Ahmed el muvaffak geldi içeri girmek için izin istiyor, dedi. Dönüp durumu Ebu Davud'a bildirdim izin verdi. Emir girdi ve oturdu, sonra Ebu Davud Emir'e. Bu vakitte emiri buralara getiren nedir? Dedi. Emir, üç iş için geldim, dedi. Aralarında şu konuşma cereyan etti, neymiş bunlar? Basra'ya gidip oraya yerleşmeniz. Dünyanın dört bir yanından ilim talipleri sana gelirler ve böylece zenci baskınından sonra harabe haline gelmiş ve terk edilmiş olan Basra'da şenlenir. Bu birincisi. İkinci iş nedir? çocuklarıma, süneni okutup rivayet etmeniz. Evet, üçüncüsü nedir? Süneni rivayet için bizim çocuklara özel bir zaman ayırman. Zira halife ve emirlerin çocukları halk ile bir arada olamazlar. İşte bu asla olmaz. Zira ilim konusunda yönetici de yönetilen de aynıdır, eşittir. İbn Cabir demiştir ki, emirin çocukları diğer öğrencilerle beraber derse geldiler, ancak onlarla diğerleri arası bir perde ile ayrıldı. 32. Öte yandan Ebu Davud'un, ilmi hassasiyeti ve hakka bağlılığını, eş dost, akraba hatırı asla gölgeleyemezdi. Oğlu Ebu Bek Abdullah hakkında, oğlum Abdullah yalancıdır, demiş, 33, onun hadiste güvenilir biri olmadığım açık şekilde ortaya koymuştur. Bu olaylar, büyük hadisçilerin aşağı yukan hepsinde görülen, hak yanlısı, olma ve, mimin şerefini her şeyin üstünde tutma titizlik ve cesaretini göstermektedir. İlmi şahsiyetin en belli başlı gereklerinden biri belki de en önemlisi de bu tavırdır. 34. İlmi şahsiyette ilmi murfikebe ve denetime rıza göstermek de önemli bir unsurdur. Bu açıdan müellifimiz aynı olgunluk içindedir. Sünenini tasnif edince hocası Ahmet be, hambele arz etmiş ve onun denetimini sağlamış ve tasvibini almıştır. Günümüzde ilmi ve akademik çalışmalar nasıl ihtisas jürileri tarafından tetkik edilir ve değerlendirilirse, geçmişte de ulema eserlerini, zamanın meşhur alimlerine arz eder ve onların görüşlerini kendiliklerinden alırlardı. Bu, ilmi mesele edinmenin tabii gereği ve sonucudur. Timi şahsiyette, İLMS Murfulkebe ve denetime NZA göstermek de önemli bir unsurdur. Bu açıdan müellifimiz aynı olgunluk içindedir. Sünen, ini tasnif edince hocası Ahmed B. Hanbel'e arz etmiş ve onun denetimini sağlamış ve tasvibini almıştır. Günümüzde ilmi ve akademik çalışmalar nasıl ihtisas jürileri tarafından tetkik edilir ve değerlendirilirse, geçmişte de ulema eserlerini, zamanın meşhur alimlerine arz eder ve onların görüşlerini kendiliklerinden alırlardı. Bu, ilmi mesele edinmenin tabii gereği ve sonucudur. Müellifimizin İLM, şahsiyetinde, mensup omu mezhebinde elbette bir payı ve yeri olacaktır. Onu Hanbek fakihi olarak gösterenler, onun Ahmed B. Hanbel ile olan yakın ve sıcak ilmi alakasından hareket etmişlerdir. Şafii tabakatında kendisine yer verilmiştir. Oysa, onun diğer hadisçiler gibi hiçbir mezhebin görüşünü benimsememiş olduğu, başlı basma sünnetin fıkhı ile meşgul bir muhaddis fakir olduğu açıktır. 35. Mekkelilere yazdığı mektupta, sünenini tanıtırken herhangi bir mezhebe mensubiyetini ima eden herhangi bir beyanda bulunmamıştır zaman zaman şu veya bu mezhebin görüşlerine yakın olması, aralarında paralellik bulunması, onun, o mezhepten olduğunu göstermez. Unutulmamalıdır ki, hadisçinin mezhebi hadistir. Zaten Ebu Davud da sünnete uymakta selef anlayışı üzerindeydi. Kritik kelamı konulara dalmaktan daima uzak dururdu. Ayrıca bize göre ilmi şahsiyetin bir diğer ölçüsü de meşgul olunan sabada belli terkip ve sonuçlara ulaşabilmek ve bu sonuçları genel değerlendirmeler halinde ifadelendirebilmektir. Müellif Ebu Davud bu noktada da fevkalade dikkat çekici bir beyana sahiptir. 500 bin hadis arasından seçtiği 4800 hadis ile meydana getirdiği süneni takdim ederken, Müslümanın dini hayatı için 4 hadisin yeter, 36, olduğunu söylemiştir. Böyle bir sonuca varmak, konuyu bütün yönleriyle hazmedip temel noktalan yakalayabilme kabiliyet ve dikkatini, hazaketini gösterir. O, bu 4 hadisi şöyle sıralamıştır. 1. Ameller niyetlere göredir. İkinci, Malayani'yi terk etmesi kişinin olgun mümin olduğunu gösterir. Üçüncü, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kişi kamil. Mümin olamaz. Dördüncü, helal bellidir, haram bellidir. Aralarında şüpheli bazı işlerde vardır. Daha sonra, medarı İslam, eşittir İslam ahkamının üzerinde dönüp durduğu esaslar, olarak benimsenecek olan bu değerlendirme, Ebu Davud'un ilmi şahsiyetinin daha sonraki dönemlere de damgasını vurduğunu delillendirmektedir. Netice itibariyle tasnif devri müellifleri arasında fevkalade bir yere ve ilmi kişiliğe sahip olan Ebu Davud, sonraki dönemlerde de eserleri ve kişiliğiyle takdir görmüş muhaddislerden biridir. 37. Vefatı Müellifimiz Ebu Davud 16 Şevval 275 Cuma günü Basra'da 73 yaşındayken vefat etmiş, cenaze namazını Abbas b. Abdülvahid el Haşimi kıldırmış ve Süfyan es sevri yıldız nin kabri yanına defnedilmiştir. Rahmetullahı aleyh. 38. Eserleri. Müellifimiz Ebu Davud'un bugün ismen bilinen 19 eseri vardır. Bunlardan 4 tanesi basılmıştır. Diğerleri ya yazmalarının mevcudiyeti ya da kendilerine yapılan atıflar veya onlardan yapılmış iktibaslar vesilesiyle ismen tanınmaktadır. Basılmış olan eserleri şunlardır. Sünen, bunun üzerinde ayrıca durulacaktır. Risalel luhu fi vasf-ı kitab sünen zahiriye, hadis 347, yazma nüshası bulunan bu mektubu, bininci. Zahid Kevseri Kahire'de 1369'da neşretmiştir. Ayrıca Muhammed Sabbağ'da Edva Şeria Mecmuası'nda, sayı 5,1394 tahkikli olarak yayınlamıştır. Daha sonra müstakil baskısı da yapılan bu mektubu, bininci. Sabbağ'ın tahkikinden yararlanarak tercüme etmiş bulunmaktayız. Tercüme bu mukaddime içinde yer alacaktır. El Merasil, Mürsel Hadislerle ilgili olup Reisül Küttabi 145 bölü 2 ve Köprülü. 294, 2'de yazma nüshaları bulunan bu eser Kahire'de 1310'da basılmıştır. Mesfilul LMSM -me Ahmed, fıkıh konularına göre tertip edilmiş olan eser, Ahmed be. Hanbel'e tevcih edilen sualler ve cevaplan ihtiva etmektedir. Reşid Rıza'nın tahkiki ile Kahire'de basılmıştır. Daha sonra offset baskılan yapılmıştır. Bunların dışındaki Ebu Davud'a ait eserler şöylece sıralanabilir, El Mesa'ıl, En Nasih ve Yıldız Le Mensuh, İcaba Çuhu An Sualati Ebi Ubeyt Muhammed ve Ahbe, Osman El Aköri, Kitabu Zühd, Ü Tesmiyetu Ihvetil Ezine Reva El Hadise Kitabul Kader Esiletun Le Ahmed Be Hambel Anir Ruvat ve Sikat ve Duafa Kitabu Yıldız Bas ve Nüşur Delalun Nübu ve Et Teferrüt Fiz Ensar Müsnedu Malik Ede Doğa Teş Vahi ve Ahbar Havarik bütün bu eserler içinden sünen ve sünenin muhtevasını tanıtan Risale-i Ehli Mekke diye de bilinen Ebu Davud'un mektubu, doğrudan bizi ilgilendirmektedir. Diğer eserleri, muhtevaları Ebu Davud üzerinde yapılacak etraflı bir ilmi çalışma konusudur. Biz burada Neyi tanıtacak ve müellifin sünen hakkındaki mektubunun tercümesini vermekle yetineceğiz. 39. Sünen Ebu Davud'un sünenini tanımak için öncelikle hadis edebiyatı içinde sunen diye bilinen türü tanımak gerekir. Tarihi bir gerçektir ki, ilk devirlerden beri hadisçiler AHKAM ve ile ilgili hadislere ayrıca bir önem atfetmişlerdir. Yani hiçbir zaman bu iki konuya ait hadisleri mesela tarihi hadisler, meyazi hadisleri ile bir tutmamışlardır. 40. Bu genel tavrın bir neticesi olarak Hicri-i asrın ikinci yarısından itibaren hadisçiler, sadece ahkam hadislerini toplamaya yönelmişlerdir. İşte bu yöneliş hadis edebiyatı tarihi içinde sünenleri meydana çıkarmıştır. 41. Hadis edebiyatı çeşidi olarak sünen, taharetten vasiyete kadar bütün fıkıh konulara dair hadisleri ihtiva eden eserlerdir, bunları şöyle tarif etmek de mümkündür, fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş ahkam hadislerini muhtevi kitaplardır. Sünener fıkı görüşle telif ve tasnif edildikleri için, genellikle H.Z. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerini bize nakleden M.E.R.F.U. hadisleri ihtiva ederler. Mevkuf ve maktu, haberlere pek yer vermezler. 42. Sünenelerin muhtevalarını, ibadate, muamelat ve tan ibaret saymak mümkündür. Bu mahiyette olmak kaydıyla sünen denilince ilk akla gelen, KÜTÜBİSİ11'e dahil olan STNE'lerdir. -e Bunların başında da, hiç şüphesiz, Ebu Davud'un SÜNE'ni -e yer almaktadır. 43. Adı Ebu Davud'un eserinin Sünen adını taşıdığında şüphe yoktur. Zira bizzat müellif Mekkelilere yazdığı mektubunda kitabını, Sünen, diye anmaktadır. Ulema da onun eserini hep Sünen olarak isimlendirmiştir. Kurtubi, nin tefsirinde musannef demesi telif sistemi itibariyle bir isimlendirmedir. El Haşimi'nin naklettiğine göre Ebu Davud Tarsus'ta 20 ene kaldım ve Müsned'i yazdım. 4000 hadis topladım demektedir. Müellifin bu sözü de kitabını isimlendirmekten çok ihtiva ettiği hadislerin genel karakterlerini belirtmektedir. 44. İlk mi? Ebu Davud'un ilk sünen müellifi Eserinin de ilk sünen olduğuna dair beyanlar, mutlak olarak değil, bazı kayıtlarla kabul edilebilecek bir değerlendirmedir. Yani 5000'e yakın ahkam hadisini böylesine güzel bir tertibiyle ilk kez Ebu Davud'un ortaya koyduğunu kabul etmek daha isabetlidir. İlk Şarih Hattılbi, 388 bölü 998'nin, dinlimi alanında benzeri telif edilmemiş çok değerli bir kitap ondan önce bu işi yapanı ve onun arkasından ona benzer bir eser ortaya koyanı tanımıyoruz, sözlerini hep muhteva ve tertip açısından ilk ve benzersiz oluşu anlamında almak lazımdır. Sünenin bu müstesna durumunu uluma pek canlı ifadelerle anlatmaya çalışmışlardır. Mesela Ebu Zekeriya Es-Saci, Allah'ın kitabı İslam'ın a s -F -I, Ebu Davud'un, Süneni ise İslam'ın mesnedi, en, idir, demiştir. İbnül Arabi elindeki Süneni Ebi Davud'u işaret ederek, küçüktür fin adına elinde Allah'ın kitabı ve şu kitaptan başka bir şey olmasa kişi, ilim adına hiçbir şeye muhtaç olmaz, demiştir. Hatta bir ise, Sünen'i tanıtan mukaddimesinde tarihi açıdan önemli bazı bilgiler de vererek şunları söyler. Ebu Davud'dan önce, ahkam, ahbar, kıssalar, mevaiz ve adab gibi konuların tamamını içeren camiler ve müsnedler gibi geniş eserler vardı. Fakat sadece H.Z. Peygamberin kavi, Fiil ve takvirlerinden ahkam yönü ağır basan sünenleri bir araya getirmeyi kimse düşünmemiz, boylesi bir özelleştirmeye, uzun ve karışık konular arasından ahkama özleştirmeye muktedir olmamıştır. Bu sebeple sünneni Ebi Davud, hadis imamları ve haber ayimlerince beğenilmiş ve dünyanın dört bir yanından ilim talihleri Ebu Davud'a akın etmiş rihleler gerçekleştirilmiştir. de, mültehide ahkam konusunda yalnız başına sünneni Ebi Davud yeter, demiştir. Sünen, müellifin büyük bir ihtimalle ilk eseridir ve Tarsus'taki 20 yıllık ikameti sırasında telif edilmiştir. 202'de doğan Ebu Davud'un 241'de vefat eden Ahmed Bey Hambele eserini takdim ettiği ve talebelerinden 6 kez baştan sona Sünen'i kendisinden dinleyenlerin bulunduğu göz önüne alınırsa, Sünen'in ilk eseri olduğunu kabul etmek gerekecektir. Bunun tabit sonucu da 40 yıla yakın bir süre Ebu Davud'un Sünen'i okuttuğudur. Zira kendisi 275 yıldızda vefat etmiştir. Vefat ettiği yıl kendisinden süneni dinleyen talebeleri bulunmaktadır. 40 yıl süreyle okutulan kitapta bazı çıkarmaların, takdim tehirlerin ve hatta bazı ilavelerin olacağı da bir başka tabii sonuçtur. İleride işaret edilecek olan süneni Ebi Davud nüshaları arasındaki bazı farkların bir sebebi de budur. Bu güzel kitap, müellif tarafından kaleme alınmış bir mukaddimeden yoksundur. Müellifin 40 yıla yakın bir süre okuttuğu kitabına bir mukaddime yazmamış olması aslında insana garip gelmektedir. Ancak Buhari gibi diğer bazı müelliflerde de aynı durum görülmektedir. 45 Ne var ki Sünen'den ayrı da olsa onu bize tanıtan müellifin kaleminden çıkma bir mektup elimizde bulunmaktadır. Risale e TTF'ye ehli Mekke. Günümüze kadar tam olarak Türkçeye çevrilmemiş olan Ebu Davud'un bu mektubunun tercümesini sunmayı Süneni tanımak bakımından lüzumlu görmekteyiz. 46. Ebu Davud'un Mekkelilere Mektubu, X. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi, bir alay. Muhammed B. ABD il Aziz el Haşimi anlatıyor. Ebu Davud Süleyman B. Eleşe B. İshak B. Beşir B. Şedad es Sicistani Mekkelilere ve başkalarına yazdığı mektubu konusunda kendisinden bilgi istendiğinde cevaben bize şunları yazdırdı. Selamün Aleyküm. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd eder ve her anıldığında kulu ve Resulü Muhammed biri rahmetine ark etmesini niyaz ederim. Allah bize ve size sıkıntısız ve sonunda hesap olmayan bir afiyet versin. Sizler Sünen isimli kitabındaki hadislerin, Sünen konusunda bildiklerimin en sahihi midir diye soruyor ve benden açıklamada bulunmamı istiyorsunuz. Sorularınızı dikkatle inceledim. Eserin tamamının, bildiğim en sahih hadislerden müteşekkil olduğuna emin olabilirsiniz. Ancak bir hadis iki ayrı sahih senel rivayet edilmiş olur da birinin isnadı daha kuvvetli, diğerinin de ravi sehif yönünden daha ileri ise, bu durumda, çoğu kere hıfzı kuvvetli olanı tercih ettim. Kitabımdaki bu tür hadisler on kadardır. Bir konuda birçok sahih hadis mevcut olsa da bir bab başlığı, terceme, altında bir veya iki hadis verdim. Böyle yapmasaydım kitabın hacmi büyürdü. Bu şekilde davranmakla kitaptan istifadeyi kolaylaştırmak istedim. Kitapta bir hadisi iki veya üç değişik senel tekrar etmişsem, sebebi, farklı ve fazla bilgi ihtiva etmesindendir. Zira aynı konudaki herhangi bir hadis değişik senel rivayet edilmiş olmasından dolayı diğerlerinde olmayan daha fazla malumat ihtiva edebilir. Çoğu kez uzun hadisleri ihtisar ettim. Zira hadisi bütün uzunluğuyla verseydim, duyan ve okuyanlardan bazıları konuya ait hükmü belirleyen kısmının neresi olduğunu bilemezlerdi. İşte bundan dolayı uzun hadislerin sadece o ilgili kısmını aldım. Süfyan es Sevri, Malik B, Enes ve El Evzai gibilerinin yaşadığı dönemdeki alimler mürsel hadislerle amel ederlerdi. Bu anlayış Şafii'ye kadar sürdü. O, mürsel hadisleri delil olarak kullanma konusunda belli şartlar ileri sürdü. Ahmed B, Hanbel ve başkaları da bu konuda Şafii'nin görüşlerini benimsemişlerdir bir mevzuda mürsel hadisin zıddına bir uruzun hadisin mevcut olmadığı veya müsned hadisin hiç bulunmadığı yerde her ne kadar kuvvet bakımından müsned hadis gibi olmasa da mürsel hadisle ihtikaç olunur. Kitabımda metrukul cool hadis yani hadisi terk edilmiş, raviden alınma herhangi bir rivayet yoktur. 47 Aynı konuda kendisinden başka, ona benzer herhangi bir hadis bulamadığımdan dolayı MÜNK büyüktür ER bir hadise yer vermişsem onun MÜNK ER olduğunu mutlaka açıkladım. Sünendeki hadisler çok azı müstesna İbnol Mübarek ve Veki'in kitaplarında mevut değildir. Çünkü bunların kitaplarındaki hadislerin ekserisi MÜRSE'dir. Sünende Malik ve Enes'in muvattığında yer alan bir miktar hadis bulunmaktadır. Aynı şekilde Hamad ve Seleme ve Abdurrezzak'ın musanneflerinde yer alan hadislere de rastlamak mümkündür. Öyle sanıyorum ki, Sünen, in bölümlerinde bulunan hadislerin üçte biri bile anılan kitaplan hepsinde yer almış değildir. Elde ettiğim hadisleri düzenli bir şekilde telif ettim. Değişik bir tarihle yer almış olması durumu hariç, kitabıma almadığım bir sünnet, hadis, hatırlatılacak olursa, bil ki, o hadis değeri olmayan bir rivayetten ibarettir. Zira ben okuyup öğrenmek isteyene karşı kitabın hacmi büyür, göz korkutucu olur, düşüncesiyle hadisin bütün tarihlerini vermedim. Kendimden başka da kılı kırk yararcasına bir araştırmayla hadis toplayan, kitap telif eden, birini tanımıyorum. Ancak Hasem, Ali Ekallal ahkama dair 900 kadar hadis toplamış ve yine Tibnol Mübarek de ahkama dair Resulullah'dan nakledilen hadislerin 900 kadar olduğunu söylemiştir kendisine, Ebu Yusuf'un un bin yüz kadardır, dediği hatırlatılınca da İbn mübarek, Ebu Yusuf surdan buradan bir takım zayıf hadisleri de almıştır, şeklinde karşılık vermiştir. Kitabımda yer alıp da kendisinde şiddetli ven zayıflık bulunan hadislere, geçtiği yerde, işaret ettim. Senedi sahih olmayanlar da bunlara dahildir. Hakkında bir şey söylemediklerim S.A. 1'i H.T.İ.R. ayetibar veya ihtikaç olunabilir eserimi ben değil de bir başkası telif etseydi, bu söylediklerimden çok daha fazlasını söyler, överdim. Bu, öyle bir kitaptır ki ne bir, den salih isnadla varit olan, her, sünnet onda mevcuttur. Ancak hadisten çıkarılmış sözlere, hükümlere, pek yer verilmez. Bunlar yok denecek kadar azdır. Kur'an, ı Kerim dışında insanların öğrenimine bundan daha çok ihtiyaç duyacakları bir başka kitap bilemiyorum. Ve yine bu kitabı elde ettikten sonra başka bir hadis kitabına sahip olmadığı için ilmi bakımdan zarara uğrayacak bir kişi de tanımıyorum. Eser incelenip üzerinde düşünüldüğü ve anlamayıca aşıldığında onun değeri ortaya çıkacaktır. Fıkıh meseleler es sevri, malik ve es şafiyenin meseleleridir. Topladığım hadislerde bu meselelerin nasıl, kaynakları, mı teşkil etmektedirler. Kişinin, bu kitapla birlikte Nebi, S, A, Nin ashabının görüşlerine ve uygulamalarına da yer vermesi benim için memnuniyet vesilesi bir durumdur. Ayrıca Cami Süfyan Es-Sevri gibilerini elde etmesi de yerindedir. Zira Süfyan Es-Sevri'nin Ceyfimi Uluman'ın ortaya koyduğu camilerin en güzelidir. Sünene aldığım hadislerin büyük çoğunluğu meşhur hadislerdir. Bunlar hadise ile ilgili eser, yazan herkesçe de meşhurdur. Ne var ki, bu hadisleri temyize her alim muktedir olamaz. Bu hadisleri seçmiş olmak övünmeye değer. Zira Malik, Yahya B. Said ve hadis ilminin diğer otoritelerinin rivayeti de olsa, yumuşak g -A -R -I b hadisle ihtikaç olunmaz. Herhangi bir adam yumuşak g -A -R -I b hadisle delil getirse bile, bu konuda kendisini tan edecek, aleyhinde konuşacak kimseler çıkar. Hadis yumuşak g a -R -I -B, ş -Z, z olduktan sonra, kendisiyle önceden delil getirilmiş diye hükme esas alınamaz. Meşhur, muttasıl ve sahih olan hadisi reddetmek kimsenin haddi ve hakkı değildir. T.B. en nihai şöyle der, alimler yumuşak G -A -R -I B hadisi hoş karşılamazlardı. Gezid B. Ebi Habib de şunları söyler, hadis duyduğun zaman yitini ilan ettiğin gibi onu ilan et. Şayet hadis olarak bilinirse ne ala, değilse at gitsin. Sünende yer alan hadisler içerisinde Mürsel ve Müdelles gibi muttasıl olmayanlar da vardır. Muhaddislerin büyük bir çoğunluğu nezdinde sahih hadisin bulunamadığı yerde, El-Hasen'in Cabir'den, yine El-Hasen'in Ebu Höreyle'den, El-Hakem'in Miksem'den, rayv gibi M -U -R -S e 1 hadisler mü 11 -A s 11 muamelesi görür. Fakat Ebu İshak'ın Haris'ten, Haris'in de Ali'den rivayetine gelince, ki Ebu İshak Haris'ten dört hadisten başkasını duymamıştır, bunlar arasında tek bir MÜSNED hadis yoktur. Bu tür hadisler sünende gerçekten pek nadirdir. O kadar ki Haris el Ayvır Yıldız'ın, sünende sadece bir tek hadisi vardır, onu da son anda yazmış bulundum. Durumu bilmeyense bizim sahih hadisi terk edip onun yerine illetli hadisleri aldığımızı söyler, söyleyecektir. Sünene sadece ahkam hadislerini aldım. ZÜHD ve amellerin faziletleri ve diğer FEZAI bir ile ilgili konuları işlemedim eserde mevcut 4800 hadisin tamamı ahkama aittir. ZÜHD, faziletler ve diğer konularda birçok hadis bulunmasına rağmen onları kitaba almadım. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala Ali. 48. Muhtevası. Mısır. Mezopotamya, Marib ve İslam dünyasının birçok bölgelerinde başlangıçtan beri muhtelif mezhep alimlerince standart bir hadis kitabı olarak hüsnü kabul görmüş ve çokça okunmuş olan Ebu Davud'un süneni, Konkordance diye bilinen El Mucemu, bir müfehresli El Fazıl Hadsayen Nebevi'ye göre 40 kitap, bölüm ve 1889 babtan meydana gelmektedir. Müellifin kendi ifadesine göre toplam 4800 hadis ihtiva etmektedir. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Neşrin'e göre ise, bu rakamlar şöyle değişmektedir. 35 kitap, bölüm, 1871 bab ve 5274 hadis. 49, aşağıdaki listede de görüleceği gibi, Lukata, Huruf ve Mehdi bölümlerinin bablan bulunmamaktadır. 50. Kitap ve Babları 1. Muhiddin Abdülhamid Neşri ile Konkordans'ın VCRD kitap ve bab isim ve sayılarının farklı olduğunu belirttik, şimdi bu farkı bir liste halinde göstermeye çalışacağız. Zira sünenden istifade edecek olanların bu durumu bilmelerinde büyük fayda vardır. 51. Kitap. Bölüm, da bininci. Muhiddin. Neşvinde. Adı kit. Numara, bab sayısı kit. Numara, bab sayısı et tahare 1139-1143 es salat 2251-2367 salatül istiska 311. Salatül Sefer 420, Salatü Tatavu Yıldız 527, Şehri Ramazan 610, Sücudül. Kur'an. 7-8. Bitir 8-32. Ez Zekat 9-46-3-47. El Lukata 10-4. El Menasik 11 96 5 98 en nikah 12 49 6 50 et talak 13 57 50 es savim 14 81 8 81 el cihad 15 179 182 el Daha ya. 16 25 10 20 es 11 4 sayt. El Vasaya 17 17 12 17 El Ferayiz 18 18 13 17 El Harak Vel İmare Vel Fey 19 41 14 40 El Cenayiz 20 80 15 84 Eyman vel Nüzur 21 25 16 32 El Büyü 22 90 El Büyü Ve İçare 17 92 Elak diye 23 31 18 30 el ile M 24 13 19 13 el eşli b 25 22 20 22 el etime 26 54 21 55 el tıp 27 24 22 24 el itak itk 28 15 23 15 el huruf ve 1 kıra 29 ila 24 El-Hemam 32-25-3-50 Bazı 31-45-26-47 Et-Tereccül 32-21-1271-21 El-Hatem Yıldız 33-8-28-8 El-Fiten 34-7-29-7 El-Mehdi 35-30 El-Melahim 36-18-31-18 El-Hudud 37-38-32-40 El-Diyat 38-18-33-32 Es-Sünne 39-29-34-32 El-Edeb 40-1169-35-1180